Kollektör etkinliğinden iki kolektör alacağız. Kof etkinliğinden bütün kofları alacağız. E o zaman bize binlerce elmas lazım. Doğru adres Onstra Shop. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak sponsorum olan Onstra Shop'a kaydolmanız gerekiyor. Çünkü o linke tıklayıp kaydolduğunuz zaman benim abonem olarak siteye gelmiş oluyorsunuz. Bu sayede ben istediğim zaman belli dönemlerde sizlere özel indirimler tanımlayabiliyorum. Çekilişler yapabiliyorum ve buna benzer birçok ayrıcalıktan da faydalanmış oluyorsunuz. Bunu yaparken de bana da destek olmuş oluyorsunuz. Bütün bunlardan önemlisi yazılımsal site, markası, kalitesi ne olursa olsun sorunlar her zaman vardır. Peki, sorunları ne kadar sürede çözüyorsunuz? Onsa Shop'ta alışveriş yaparken diyelim herhangi bir sorun yaşadınız. Onsa Shop sizlerin sorununu hemen çözebiliyor. Çözemedi mi? Sen bana gel, bak nasıl hemen çözüleyim. Neyse çok fazla detaya gerek yok. Şimdi geçelim videomuza. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bu videoyu daha önceden paylaşmıştım ama onu tekrardan izliyoruz. Şu anda Lapu Lapu'nun kolektör kostümünü direkt elması basarak almaya çalışacağım. Ne kadar elmas maliyetiyle başladım biraz önce göstermiştim. Çekilişlere devam ediyoruz. Kolektör kostümlerini alırken hangi kolektör olursa olsun maliyet hep aynıdır arkadaşlar değişmez. Ucuza nasıl alınır? Ne yapmanız gerekiyor ve bu biletleri en sağlıklı nasıl kullanırsınız? Bütün detayları bu videoda sizlere veriyor olacağım. Evet, çevirmelerimize devam ettik. 4. süper ödülümüzü aldık ve şu an bize süper ödül atar mı? 5. süper ödülümüz laplopu -Lap kolektör olur mu diye bakıyorum. Bu çevirmede hayır. Yemedi canlar. Mecbur en sonda alacağız. Bare şurada en sonda vermesin ya. 1-2 tık önceden verirse en azından 600-700 elmas falan kara geçmiş olur diyeceğim ama bakar mısınız canlar ya. Maalesef Lapu, -Lapu kolektör kostümünü en sonda aldık. 5825 elmasa patladı bu kostüm bizlere. Bu videoyu Serkan kardeşimin hesabında yaptım. Ona da teşekkür ediyorum ve hala biletlere dokunmuyorum şu an. Sıfırlayacağım bu alanı, sıfırladıktan sonra da Lui'nin kolektör kostümünü almaya çalışacağım. 45.276 elmasıyla başladık. Bakalım ne kadara patlayacak. Hızlı hızlı çevirmeleri yapıyoruz. Bütün kolektör kostümleri için bu durum geçerlidir canlar. 3 süper ödül aldım değil mi arkadaşlar? 3 süper ödül aldığım için geri kalan çekilişlerde Kostümün çıkma olasılığı daha yüksek olduğu için yeni gelen jetonlarımı kullandım. Önce kullanmakla sonra kullanmak arasında çok fazla bir fark yok ama ben yine de çevirme maliyetlerinin yüksek olduğu ve kolektör kostümlerinin çıkma oranının yüksek olduğu yerlerde ücretsiz jetonlarımı kullanmayı tercih ediyorum. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yine Louis kostümünü en sonda aldık arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakalım. En sonda olması kötü oldu ya. Evet. Serkan kardeşime Louis kostümü hayırlı uğurlu olsun ve baktığımız zaman 4850 elmasa Louis kolektör kostümünü aldık. Bir öncekinden daha uyguna geldi. Çünkü öncekinde ücretsiz jetonları kullanmamıştık. Kolektör kostümlerini en uygun almak için ne yapmanız gerekiyor? İlk olarak ücretsiz jeton alanındaki görevleri tamamlamanız gerekiyor. Zaten oyuna giriş görevini yapıyoruz. Marketten herhangi bir eşya satın alma. Bu markete gittiğinizde elmaslı, elmaslı SP'lerle de olur. Biletle de olur. Fark etmiyor. Herhangi bir eşya aldığınız zaman görevi yapmış oluyorsunuz. Daha sonrasında da herhangi bir bir miktar da elmas süklemek. 50 elmas yüklemek, 100 elmas yüklemek bu yükleme işlemini yaptığınızda da o görevleri de yapmış oluyorsunuz ve 100 elmas harca görevi var. Bunu da etkinlikte çekilişleri yaparak kolayca yapabiliyoruz. Yukarıda 3000 elmaslık bir görev vardı. O bizi ilgilendirmiyor. Çünkü ucuza alacağız kostümü. Zaten 3000 elmas vermeyeceğiz etkinliğe. İlk kuralımız neydi canlar? Ücretsiz jeton olan. İkinci kural etkinliğe giriş yaparak her gün indirimli çevirme yapacağız ama öncesinde 16x'lik çekilişi direkt yapıyoruz ve burada şu konuda uyarayım sizlere. Etkinlik ilk geldiği gün 16x yapacaksınız ya kesin. Sonrasını indirimli yapmanız gerekiyor. Ama diyelim ki etkinliğe 5 gün geç kaldınız. Ne yapıyorsunuz? 16x'in üstüne 5 gün ekliyorsunuz. Onu direkt çeviriyorsunuz. Kalan indirimli yapıyorsunuz. Bu şekilde yaparak kolektör kostümlerini ucuza almış oluyorsunuz canlar. Ve buradaki biletleri de hemen toplamıyorsunuz. Zaten etkinliğin ilk anlarında çevirme maliyetleri düşük olduğu için bu sizi yormayacaktır. Ama 3 tane süper ödül çıkarttıktan sonra bu biletleri kullanıp çekilişleri yaparsanız orası birazcık rahatlatacaktır sizi. Belki şansınıza kolektör kostümünü de erken almış olursunuz. Kolektörlerle ilgili diyeceğim bu şekildeydi. Şimdi kof etkinliğine geçeceğiz. Bakalım orada bizleri neler bekliyor. Onyx ile başladık. Ferhat Dönegel kardeşimin hesabındayız. 25 bin elması buraya gömdük. İlk çevirmemiz 1'e denk geldi canlar. Bakalım devamında neler olacak. Baktığımız zaman bingo şeylerimizi kullanacağız. Yani premium tedarikten elde ettiğimiz biletleri kullanarak ilerlemeye devam edeceğiz. Evet bilet devamında bakalım ne verecek. Şeker verdi. Part 2 premium tedariği ile ilgili video gelecek arkadaşlar. Birçok abonemin hesabına giriş yapıp süper ödüller çıkarttım. Öyle böyle değil arkadaşlar. Yarın video gelecek. Tam bir rahatlatma serisi. Onun da haberini vereyim burada sizlere. Çevirmelere devam ediyoruz. Bakalım ne alacak. Evet Alucard'ın kostümü gelmiş. Bingomuz nereye gidecek? Hadi oğlum. Tamam ortaya denk geldi. Tekrardan bir basıyoruz elmasımızı. Argus'un kostümü varmış. Grock'un elit kostümü o da varmış. Aa erkenden Kagura'nın kostümü o da varmış. Kagura çarkepi kostümü de varmış. Gordon kostümü o da var. Bu hesapta çoğu kostüm var zaten canlar. Amacımız büyülü çark iksiri kasmak ve olmayan kof kostümlerini bingo ile çıkartmak. Bakalım başarabileceğiz mi? Umarım elmasımız yeter. Tamam. Bingo nereye gelecek? 1'e geldi. 4'e geldi. Devamında 3'e geldi. Aga be. Sağlık olsun. Elması gömmeye devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. İlginç olacak biraz. 19.000 küsur elmasımız kaldı. Tekrardan basıyoruz. Bu arada kofun yeni özelliği. Hani sizde olan kostümler belli bir miktardan sonra 30 olunca bir bilete dönüşüyor ya puan. Yani o güzel olmuş o sistem bence arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Tamam. Tamam. Evet. Şeker. Hadi. Karina'nın çarkepi kostümünü verdi. O da vardı. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Kofa oynayınca böyle oluyor canlar. Evet. 3 bilet daha aldık. Bizde olan kostüm. Özellikle çarkepi kostüm varsa 3 bilet oluyor. Ve bingo geldi. Bingo geldi. Güzel. Nice hocam. Bakalım şimdi ne gelecek. Ferhat'ın istediği kostüm gelecek mi? Şu an Chu geldi. Evet güzel. Ghost'unu daha önce istiyordu ama Chu geldi. Sıkıntı yok. Devam edelim. Hadi bakalım. Devamında ne olacak? Akai'nin kostümünü aldık. Bir onlu daha bastık etkinliğe. Hadi abi büyülü çark iksirleri ver ya. Büyülü çark iksirleri ver. Kostüm bile istemiyoruz. Tamam. Evet. Bakalım hangi kostüm verecek. Büyülü çark iksiri geldi sonunda. Bir tane daha geldi. Çok güzel. Aaa. Ling'in normal epik kostümünü verdi. Bir bilet alabildik arkadaşlar. Epik kostüm ve iki tane normal kostüme bir bilet alabildik. Sağlık olsun. Bingomuz 5'e geldi. Devamında bakalım ne olacak. Nice. Devam. Bilet. Nice Mobile Legends. Nice. Bilet vermeye devam. Hülü çark iksiri geldi. Tekrardan bilet geldi. Bu arada arkadaşlar biletlerle ilgili de bilgi vereyim sizlere. Nathan Karman'ın kostümü gelecek. Spesyal sanırım. O kostümün Lunox geldi be. O kostümün yeni gelen jeton alanına düşme ihtimali var. Ve yeni gelen jeton alanına da yeni kostümler eklenecek. Çıkan biletleri orada kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra şekerler geliyor. Bu şekerlerle birlikte de arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkinin seviyesini arttırabilirsiniz. Puanını devam ediyoruz. 5 gelmiş işte 1 geldi. Aa biraz önce 1 bir 5 gelmiş. Şimdi 5 1 geldi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Devam ediyoruz. Bu arada bu tekrar videosu gibi olabilir ama bir nevi bu videoyu izlemeyenler için de iyi bir şey olacaktır canlar. Bakalım Zax geldi. Tamam. Şunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Mobile Legends oyunu ile ilgili KOF etkinliği ile ilgili özellikle yeni videolar gelecek. Biraz önce söylediğim gibi Part 2 Premium tedariğinde birçok abonemin hesabına giriş yaptım. Ve orada mükemmel kostümler çıkarttım arkadaşlar. Onun videosu yarın gelecek. Sonracığıma KOF etkinliğine 35 bin elmas gömdüğümüz bir video gelecek. O da güzel bir video olacaktır. Onu da önümüzdeki hafta içi atmayı planlıyorum arkadaşlar. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Devamında ne olacak? Bir on daha bastık. Abi şu Alucard emojisini verme artık ya. Gözünü yanayım. Zilong'un kostümü o da vardır. Bingo ile kostümleri almak istiyoruz canlar. Leomord'un çarkipi kostümü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Evet devam edelim. Tamam. Yaklaşık Bingo'da ne olacak? Burayı izliyorum ama aklım bingo'da canlar. Tamam. 3 bilet birden aldık. Leomord'un kostümü bizde olduğu için. Olur musun? Olur musun? Aga be. Şu an nereye gelirse. Yo. Şuraya gelmemesi lazım. Evet. Mouse'la gösterdiğim yere gelmemesi lazım. Onlu'yu bastık. Yeni gelen jetonu. Vexana sanırım bu. Chu'nun emojisi. Bilet. Yani yeni gelen jetonu. Şeger. Nana'nın elit kostümü. Tamam. Silvana büyülü çark Bunlardan versen ne olurdu? Uranüs'ün epik kostümü. Bakalım bingo olacak mı? Abi altıya gelme. 6'ya gelme lütfen. O altı numaraya gelme. Nice hocam. Bingomuzu yaptık. Acaba ne gelecek? Beklenen kostüm geldi. Ferhat'ın özellikle bu çevirmelerde kullanmak istediği, almak istediği kostüm Ghost'un K kostümüydü. Ferhat kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Mobile Legends oyunundaki kof kostümlerini en ucuz almak için ne yapmamız lazım? Birinci kural eğer imkanınız varsa 10x çekilişin %10'luk indirimden faydalanıyorsunuz. 10x çekilişi yaptıktan sonra etkinlikte günlük indirim oluyor. Yani 1x'in indirimi var. O da 225 elmas yerine 112 elmasa düşüyor. Bu şu demek oluyor. 10 gün çevirme yaptığında 2250 elmas ver vereceğine indirimli çevirme yap 10 gün 1120 elmas ver. Onun da mantığı bu şekilde. O yüzden etkinlik bitene kadar indirimli çekilişlerinizi yapmak durumundasınız canlar. Bunu söylemek istiyorum. İndirimli çekilişlerinizi yaptıktan sonra oyunumuza gelen part 1, part 2 premium tedariklerinden faydalandığınızda bir kof kostümünü çok uyguna almış oluyorsunuz. Bunlar da bundan önce gelen kof etkinliklerindeki bingo algoritmalar arkadaşlar. Her birini tek tek inceleyebilirsiniz. Faydalı bir algoritma çünkü bunların da geldiği oluyor zaten neredeyse tamamı bunlardan oluşuyor bingo etkinliğinin. Bu algoritmalar sizin için önemli çıkan sıralamaya göre bu resimlere bakıp gereken detayları yapabilirsiniz ve bu videoyu yayınlamamın en büyük nedenlerinden birisi de şu. 2024 yılının bingo algoritmaları. Onu da şimdi ekrana yansıtacağım. Onu da göreceksiniz. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz algoritmalar 2024 KOF etkinliğindeki çıkan algoritmalar. Burası da işinize yarayacaktır. Umarım en güzel algoritmalar sizin olur. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Bu video geçtiğimiz günlerden sizlere tanıdık gelebilir ama önümüzdeki günlerde KOF etkinliği ile ilgili mükemmel videolar gelecek. Birçok abonemin hesabına girip KOF Bingo Part 2 Premium tedariği tarihinden bir sürü güzel kostüm çıkarttık. Mobile Legends'ı soyduk. Kof etkinliği ile ilgili gelecek olan diğer videoda 35.000 elması bir hesaba gömüp bütün kof kostümlerini aldık. Mükemmel bir video. O da önümüzdeki hafta içerisinde kanalımda olacak. Bana olan desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.